Merhabalar herkese. Ben Mine. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere herkesin çok merak ettiği bir konudan bahsedeceğim. Aylık masraflar. Bakalım biz İngiltere'nin Londra şehrinde bir ayda ne kadar harcıyoruz? Kalem kalem hepsini anlatacağım. O zaman iyi seyirler. Maalesef ki Londra'da, aslında her yerde öyle ama Londra pahalı bir şehir olduğu için en büyük pahalılığı da aslında kiralarda hissediyoruz. Onun dışındaki şeylerin çok pahalı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Biz Batı Londra tarafında oturuyoruz. Oturduğumuz ev 2+1, oldukça yeni yapılmış bir site. Biz aylık olarak 2575 pound ödüyoruz. Bu arada hiç kimse bu kadar net söylemiyor kira tutarını ama neden olduğunu da anlamış değilim açıkçası. Tabii bunun yanında aynı zamanda burası pet friendly olarak geçen bir kompleks olduğu için minik için de ayrıca bir aylık ücret talep ediyor bulunduğumuz site. Ona da aylık 75 pound ödüyoruz. Toplamda da 2650 poundluk bir aylık kira tutarımız olmuş oluyor. Evet, bu maalesef ki yani ödememiz gereken maaşımızın da en büyük kısmını oluşturan tutar. Ben tüm kalemleri tek tek tarafa yazacağım. Sizler de dipnotumu görmüş olun bu şekilde. Kiradan sonraki en önemli gider kalemlerini tabii ki enerji giderleri oluşturuyor. Enerji giderlerine de ilk olarak elektrikle başlayalım. Elektrik gideri İngiltere'de aylık ortalama sabit bir tutar üzerinden hesaplanıyor. Daha sonraki kullanım durumunuza göre de sene sonunda bir mahsuplaşma yaşanıyor. Ona göre fazla kullanım yaptıysanız siz ekstra bir ücret ödüyorsunuz veyahut da az bir kullanım yaptıysanız da servis sağlayıcı firma size ücreti iade ediyor bu şekilde. Buradaki tutar bulunduğunuz muhitin EPC rating yani Energy Performance Certificate skoruna göre yaşadığınız kişi sayısına ve evinizin durumuna göre belirlenen bir tutar. Biz aylık olarak 85 pound tutar ödüyoruz. Tabi sene sonunda mahsuplaşmayla gerçek tutarı da görmüş. Bu gideri de aynı elektrikte olduğu mantıkta aslında çalışıyor. Su için de aylık 38 pound ödüyoruz. Burada ısınma, gaz biraz daha elektrik ve suya göre farklı çalışıyor. Faturalı olarak çalışıyor. Yani ne kadar kullanıyorsanız o kadar ödüyorsunuz. Aynı Türkiye'de olduğu gibi. Bunun için de biz ortalama 90 pound olarak bir tutar ödüyoruz. Burada baştaki elektrik su gibi bir mahsuplaşma olmuyor. Ne kadar kullanıyorsanız o kadar ödüyorsunuz. Bir diğer kalem internet gideri. Güzel haber şu ki bizim için oturduğumuz sitede internete hiçbir ücret ödemiyoruz. İnternet ücretsiz. Bu bizim için çok güzel oldu. Çünkü daha önceden oturduğumuz sitede aylık olarak 60 pound ödüyorduk ama burada hiçbir şey ödemiyoruz. Bir diğer gider kalemimiz de council tax. Bu bulunduğunuz muhitin belediyesine ödediğiniz aslında bir belediye vergisi. Bu da bulunduğunuz yere göre değişkenlik gösteren bir tutar. Biz şu an aylık olarak 155 pound ödüyoruz. Tabii ki sanırım yeni zamla birlikte değişecek ama en son ödediğimiz güncel tutar 155 pound. Daha önceden Canary Wharf'ta otururken de aylık olarak 225 pound ödüyorduk. Yani bu dediğim gibi bulunduğunuz bölgeye göre değişen bir tutar. Bu şekilde bunu da buraya ekliyorum. İngiltere'de ödenmesi gereken bir diğer gider kalemi ise TV License. Bu bizdeki TRT bandrolü gibi bir tutar. Burada yaklaşık aylık 13 puan tutarında bir ücret. Burada şöyle bir nokta var. Bazı videolarda görüyorum işte biz hiç televizyon izlemiyoruz. Sadece işte projeksiyonla YouTube yansıtıyoruz vesaire. O yüzden TV License'ın ücreti ödememize gerek yok şeklinde. Bu doğru değil. Ne olursa olsun YouTube dahi izliyor olsanız bir TV License ödemeniz gerekir. Aksi takdirde büyük cezalar yenebilir. Buna dikkat etmenizi öneririm. Zaten çok yüksek bir tutar olmadığını da belirteyim. 13 pound bir tutar. Aylık üyelik olarak biz Netflix'e üyeyiz. Netflix haricinde bir televizyon platformuna da üye değiliz. Onun için de aylık 6 pound bir tutar ödüyoruz. Türkiye'deki üyeliklerinizi burada kullanamıyorsunuz maalesef. Anında bunu fark edip zaten üyeliğinizi hemen askıya alıp yeni üyelik talep ediyor Netflix. O yüzden biz 6 pound bir tutar ödüyoruz. Bunu da buraya ekliyorum. Evet, yaşam masraflarındaki bir diğer en önemli kalem bence market giderleri. Bununla ilgili detaylı bir market alışverişi, biz neler alıyoruz, hangi marketleri kullanıyoruz bunları da bir video çekeceğim. Bizim aslında 3 çeşit market giderimiz var. Bir tanesi Asda'dan yaptığımız alışveriş, bir diğeri Lidl'dan yaptığımız alışveriş, bir diğeri de Türk Market'ten yaptığımız alışveriş.
Asda'dan biz online sipariş vermeyi tercih ediyoruz. Çünkü bu Asda'dan da böyle daha ağır yüklü şeyleri, ürünleri tercih ediyoruz almayı. Asda için yaklaşık biz 160 poundluk bir tutar ödüyoruz ayda. Bunun içinde tüm temizlik ürünleri, alkol içecekler yani her şey dahil. Lidl'dan da aylık bir 100 poundluk bir tutar ödüyoruz. Bunun içinde de neler var? İşte Lidl bu arada oturduğumuz yerin yanındaki AVM'de olduğu için direkt yürüyerek gidebildiğimiz bir yer. Orada da işte biraz daha taze sebze, meyve, biraz daha görüp dokunup almak isteyeceğimiz ürünleri alıyoruz. İşte oranın bakerisi çok güzel, böyle sıcak simittir. Simit yok ama keşke olsa, Allah söyletti. İşte bu cookie tarzı, kruvasan tarzı şeyleri almayı tercih ediyoruz. Burada da dediğim gibi aylık yaklaşık 100 pound tutarında bir ücret ödüyoruz. Bir de arada böyle Türk kahvemiz bittiğinde, işte donmuş simit almak istediğimizde yine bulunduğumuz yere çok yakın bir Türk market var. Oraya ara ara gidiyoruz. İşte bu köy biberidir vesairedir. Bu marketlerde bulamadığımız ürünleri almayı tercih etmek istediğimizde de oraya gidiyoruz. Orası için de aylık yaklaşık 40 poundluk bir alışveriş yapıyoruz. Tüm market giderlerini de tekrardan listemize ekliyorum. Bir diğer gider ne olabilir? İşte giyimdir, kuşamdır. O tarz masraflarımız arada olabiliyor. Tabii benim ara ara açıkladığım, ben böyle bir giysi detoksu sürecine girdim. O yüzden daha fazla böyle alışveriş yapmak istemesem de arada sırada bir iki şey alabiliyorum. İşte indirim dönemleridir, Zara indirimidir, bir şeylerdir. Oluyor yani, yapacak bir şey yok. Erhan'ın da tabii ihtiyaçları oluyor. O daha böyle az alır, öz alır, pahalı alır, kaliteli alır ama çok nadir alır. Böyle benim gibi sürekli aman alayım, şunu bunu kombinleyeyim gibi bir heves yok. Klasik erkeklerde aslında olan bir özellik bu. Biz de bunun için yaklaşık aylık 50 pound bunu sayabiliriz. Bunun içinde neler de var işte. Arada doğum günlerimize birbirimize aldığımız hediyeleri de aslında aya vurursak 50 pound bir tutar diyebiliriz. Tabii her ay sürekli 50 pound almıyoruz. Dediğim gibi yılda bir kez de alsak, yüklü bir tutar da olsa, işte bunu aya böldüğümüzde 50 pound ortalama bunun için ayırabiliriz. Bunu da ekliyorum. Kozmetik kişisel bakım konusuna gelince de işte bunda nedir? Kullandığımız özel şampuanlar oluyor. İşte bunları bittikçe Boots'tan alıyorum. Genelde 2-3 ay sürüyor açıkçası, aldığım ürüne göre değişiyor tabii ki. Ben çok fazla makyaj malzemesi almayı sevmiyorum. Bittikçe almayı tercih edenlerdenim. Çünkü ürünü açtığınız zaman belli bir kullanım süresi oluyor onların. Ve o süreden sonra ürünler bayatlayıp zehirli ve zararlı hale gelebiliyor. O yüzden sürekli kozmetik alışverişi yapan bir insan değilim. Benim rutin olarak işte 3-4 ayda bir, 4 ayda bir diyebiliriz. Arada böyle saç boyası alıyorum, kendim boyuyorum. Bir kuaför masrafım yok. Genelde kendim saçımla ilgileniyorum. Zaten saçımla da çok oynatmayı sevmem. O yüzden bu kozmetik kişisel bakım içinde ayırdığımız tutar aylık 20 pound diyebiliriz. Benim kuaför masrafım yok demiştim. Dediğim gibi saçımı zaten 4 ayda bir böyle boyatıyorum. Uçlarını da kendim kesebiliyorum. Türkiye'de de zaten kuaföre çok giden biri değildim. Çok tercih etmiyordum. Ama benim beyim öyle mi? Benim beyim süslü, benim beyim metroseksüel. O gidiyor en güzel kuaförlerde saçını, sakalını tıraş ettiriyor. Onun için de aylık bir 40 poundluk bir masrafımız var. Onu da ekliyorum. Geliyoruz cep telefonu giderlerine. Cep telefonu, sim kart giderlerine aslında. İkimizin toplam, Erhan'la benim toplam işte harcadığımız tutar 20 pound. Benim ne kadar? 20 GB'lık bir internet hakkım var. Zaten evde de internet olduğu için ve Erhan da zaten sürekli evden çalıştığı için bizim aslında telefondaki interneti kullandığımız çok fazla an olmuyor. İşte ne zaman hafta sonu ya da işte hafta içi bir yerlere gittiğimiz zaman ihtiyacımız oluyor. Onda da ikimizin paketleri oldukça yetiyor. Yani iki kişi için toplam biz 20 poundluk bir tutar ödüyoruz. Bunu da ekliyorum. Peki o kadar Londra'ya taşındık, sosyalleşmeyecek miyiz? Tabii ki sosyalleşeceğiz. Zaten bunları yapmayacaksak ne diye kalktık da işimizi gücümüzü bırakıp Londra'ya taşındık der insan değil mi? Aynen öyle. Sosyalleşme için de aylık 600 poundluk bir giderimiz var ikimiz için de. Bunun içinde neler var? İşte hafta sonları ya da hafta içi gittiğimiz kafeler, restoranlar, yediğimiz yemekler ki muhakkak her hafta bir yerde yemek yeriz, dışarıda yeriz. Hafta içi bir ya da iki kez muhakkak bir pub'a gideriz, bir rahatlarız. İşte bunun içinde ne var? Erhan'ın böyle 2 haftada bir gittiği nargile
sevdası, bir nargile masrafı oluyor. Bunların hepsini aslında topladığımızda yaklaşık 600 poundluk bir giderimiz oluşuyor. Az önceki 600 poundluk sosyalleşme giderinin içerisinde işte dönemsel olarak gittiğimiz müzikaller, etkinlikler, şovlar bunlar da dahildi. Bunları da aylık olarak etkisini tutara dahil ettim. Ama bunun içerisinde sinema dahil değildi. Bunu ayrı bir kalem olarak ele almak istedim. Biz Erhan'la sinemaya gitmeyi çok seviyoruz. Türkiye'de de çok severdik. Londra'da bu ayrı bir keyif. Biz Evrimen sinemalarını tercih ediyoruz. Çünkü Evrimen hem ambiyansı çok güzel bir sinema hem de sizlere yıllık bir üyelik paketi sunuyor. Normalde anlık olarak sinemaya gitseniz oldukça yüksek tutarları var sinemaların. Ama bu yıllık üyelikle aylık olarak 7,5 pound'a iki kişi sinemaya gidebiliyorsunuz. Oldukça avantajlı bir paket olduğu için biz bunu tercih ediyoruz. Aylık olarak 7,5 pound'luk sinema giderini de kablomuza ekliyorum. Evet, geliyoruz ulaşım giderine. Londra bence ulaşım açısından oldukça rahat bir şehir. İnanılmaz bir ulaşım ağı var. Yani bence herhangi bir yerde kalsanız dahi bir yerden bir yere gitmek oldukça kolay, oldukça güvenli bana göre. Ben öyle hissettim, öyle deneyimledim en azından. Ücretlere gelirsek, her ne kadar pahalı olarak nitelendirilse de bence fiyatlar çok da pahalı değil. Şayet kendi aracınız var ise zaten bunun bakım masrafı, sigorta masrafı, işte bu congestion charge'dır, emission zone'a göre faturalanmanız, yediğiniz cezalar falan bunları göz önüne aldığınızda bence toplu taşımacılığı kullanmak çok daha mantıklı. O yüzden ben metro ağını her zaman tercih ediyorum ve ücretinde makul buluyorum bunları göz önüne aldığımızda. Biz iki kişi için de aylık olarak kabaca 100 pound ödüyoruz diyebilirim. Normalde Erhan evden çalıştığı için sürekli her gün işe gidip gelme durumu olmadığı için zaten çok fazla bir ücret ödemiyoruz. İşte arada haftada bir iki benim çıkmalarım, Erhan'ın işleri olduğu zaman dışarı çıkması gerektiğinde falan bunu kullanıyoruz. Zaten yaşadığımız bölgede de çok yakında işte alışveriş merkezleridir, sosyalleşme alanlarıdır oldukça fazla olduğu için de bu yeni taşındığımız yerde özellikle çok fazla ihtiyacımız da olmadı. Aylık olarak kabaca 100 pound olarak bir kalem ayırdık. Bunu da tabloya ekliyorum. Ve geliyoruz en önemli gider kalemine. Ne anneciğim sensin değil mi? Sen ne yapıyorsun? Ocağımıza incir ağacı diktin. Zaten önceki videolarımda böyle denk geldiyseniz biz Mini'yi buraya getirirken neler yaptık, neler harcadık onları böyle tek tek açıkladığım bir video vardı. Onu da böyle şuraya kart olarak koyayım. Tabii geldikten sonra da beyefendinin masrafları bitmiyor. Bitmiyor değil mi annem? Doymuyorsun. Hadi doymamanı geçtik. Onu market alışverişine yedirdik bu arada. Onun içindeydi. Onu da Ağza'dan sipariş veriyoruz. Ama bu çocuğun masrafları biter mi? Tabii ki bitmez. Ne yapıyoruz? Normalde ne vardı Türkiye'de? Periyodik olarak iç dış parazit aşılarını yaptırıyorduk. Bunun için de tabii ki bir ücret ödüyoruz. Ama buradaki güzel kısım şu. Türkiye'de bunu veterinerlerde bir tek yaptırabiliyorduk. Ama burada güzel kısım bu aşıları, bu iç parazit haplarını marketlerden de satın alabiliyoruz. Bunun için veterinere gitmemize gerek yok. Ben ya Waitrose'dan ya işte Boots'larda satılıyor, oradan alıyorum. Tabii ki karmaşası için veterinere gitmemiz gerekiyor. Çok şükür başka bir rahatsızlığı olmadı. Onun için veterinere gitmek zorunda kalmadık. Ama karma aşısı için veterinere gitmemiz gerekti. Bunu da yıllık 55-60 pound tutarında bir ücrete yaptırabiliyorsunuz. Onun haricindeki aşılarını dediğim gibi işte 2-3 ayda bir marketlerden alabiliyoruz. Ya da Amazon'da da var. Amazon'dan da sipariş edebiliyoruz. Ay'a vurduğumuzda da yaklaşık bunun için de bir 10 pound tutarında bir ücret ödüyoruz. Tabii ki Allah ona sağlık versin. Espri bir yana onun için her şey feda. Ama burada bence evcil hayvan bakmak Türkiye'ye göre çok daha hesaplı. Burada bir de kuduz aşısı yapılmıyor. Zorunlu değil. Çünkü İngilizlerin çok sevdiği bir övünme huyları. İşte ben veterineri aramıştım. Demiştim hani hayvanımın kuduz aşısı zamanı geldi. Nasıl yaptırabiliriz? İngiltere'de kuduz mikrobu olmadığı için bu aşının yapılmadığını söyledi. Tabii güzel bir şey. Belki de gerçekten yoktur ama çok şaşırmıştım bunu duyduğumda. Bu da bu şekilde bir kalem yani karma aşısı ve periyodik iç dış parazit aşıları için de aylık olarak ortalama 10 pound ödüyoruz. Onu da buraya ekliyorum.
Şöyle tek tek kalemleri ben buraya yazdım. Dip toplama baktığımızda ortalama aylık olarak 4.300 pound tutarında bir giderimiz oluyor. İki kişi için ve bir kedi için bunu düşünürsek. 2 artı 1 bir evde oturuyoruz. İşte bunları da düşünürsek 4.300, 4.320 ya aslında bunu artı eksi %5 olarak da böyle düşünebilirsiniz. Aylık giderlerimizi. Bunların içinde şu an şey dahil değil bir tek. İşte henüz daha ilk senemiz olduğu için bu yerleşme süreciyle böyle cebelleştiğimiz için henüz bir Türkiye tatili vesaire yapamadık. Bir tek bu uzak seyahat dahil değil bunların içine. Onun haricinde her şey dahil ettiğimizi düşünüyorum. 4.300 pound İngiltere, Londra şehrinde böyle güzel, keyifli, hiçbir şeyden eksik kalmadan yaşayabilmeniz için gereken bence çok gerçekçi ve optimum bir tutar. Buraya gelmek isteyenler de varsa hani evet ilk sene gerçekten hiç kolay değil ama belli bir standart da hayatı yaşayayım hani Türkiye'deki hayatımdan çok da bir şey feragat etmeden keyifle yaşayayım diyorsanız yaklaşık 3 aşağı 5 yukarı 2 kişi için ödeyeceğiniz tutar yaklaşık 4.300-4.400 artı eksi %10-%5 gibi düşünebiliriz. Bunu göz önünde bulunarak planlarınızı yaparsanız bir iş teklifi alacaksınız. Buna göre bir maaş talebinde bulunmanızı öneririm. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Umarım video herkes için yararlı olur. İhtiyaçlarınızı giderir. Kafanızda bir fikir edinirsiniz bununla ilgili. Neler harcayacağız, neler başımıza gelecek, ne gibi masraflar çıkacak şeklinde. Unuttuğum, düşünemediğim maddeler var mı? Yok gibi düşünüyorum ama hani sizin de aklınızda gelen, bundan bahsetmedin, bu nedir? Bunu dahil edersek ne olur, bu ücretler ne kadardır diye sorarsanız da yorumlara yazın. Ben de size cevaplayayım. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiler, öpüyorum.